Şimdi 7. sınıf İngilizce sınav sorularına bakıyoruz. Hocam sınav sorularına mı yedik? Hayır, öyle bir şey yok. Okuldaki hocalar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki kolejlerdeki hocalar dediler ki hocam biz İngilizce hocası olarak öğrencilere şunları sorabiliriz. Ama size mi verdiler soruları hocam? Ya bana verdiler demeyelim de bize yardımcı oldular. Dediler ki bunları sorabiliriz. Çocuklar bunları hocam bilirler. Ateş ettiniz mi hocam? Ya ne diyorsun Tonguç? Bunlarla alakalı hocam bunları sorabiliriz belki dediler. Çocuklara bunları verin dedi. Ha, sorarlarsa amenna. Sormazlarsa da bize kızma Tonguç. Piyango gibi yani hocam. Şans size de çıkabilir. Bakalım şimdi. Burada bazı kelimelerimiz var. Oku bakayım bunu Tonguç. Stubborn. Stubborn nedir? Keçi yani inatçı. İnatçı. Selfish yani bencil. Pis herifler. Pis herif. Short yani yani benim gibi hocam teşekkürler. Kısa demekti hocam. Evet short kısa demek. Hatta bizim pardon. Altımıza giydiğimiz short da kısa olduğu için hani tam diz altından üstüne olduğu için short diyoruz ona da. Hardworking. Hardworking çok çalışkan hocam. Benim gibi. Evet seni yansıtıyor Tonguç. Overweight de hocam benim gibi kilolu arkadaşları. Tombiş diyebiliriz değil mi? Tombiş. Yani birazcık çok kilolu. Tamam. Slim. Slim benim gibi değil hocam. Kusura bakmayın ama. Zarif değil mi? Zayıf yani. Tamam. İncecik. Şimdi bunlardan yani. Hangileri personality yani kişilikle alakalı, hangileri physical appearance yani fiziksel görüntüyle alakalı. Sence keçi olmak yani inatçı olmak kişilikle mi alakalı Tonguç yoksa fiziksel görünüşle mi alakalı? Hocam keçi sakalı varsa fiziksel görünüşle alakalı. O zaman hayır oğlum keçi sakalı demiyor ya Allah'ım yarabbim. Keçi gibi inatçı olması demek istiyorum. O zaman stubborn personality'dir hocam. O zaman buraya yazıyorum. Hatta yanlarına şöyle yazalım. Buna P yazalım Tonguç'um şöyle. Diğerine PA yazarız tamam mı? Buraya sığar sığmaz şimdi hiç uğraşmayalım. Çok akıllı hocam. Selfish. You are selfish. I am not selfish. O zaman bu P demiştik. Personality bu da personality. Yani kişilik, bencillik. Short. Bu benim kısa boyu olan uzun boyu. Fiziksel öyle. O zaman bu physical appearance diyoruz. Hardworking. Personality hocam. Kişisel özellik. Çok çalışkan arkadaş. Overweight. Overweight fiziksel özellik hocam. Evet çok güzel. Kaliteliyiz. Slim. Slim de fiziksel özellik. Evet, çok kolay bir alışmaymış. Gerçekten keşke hocalar bu kadar kolay sorusunu yapsak diyoruz. Şimdi boşlukları comparative yapısıyla dolu. Yani comparative yapısı dediğin ne? Hatırlarsan İngilizce'de aynı Türkçe'deki gibi karşılaştırma cümleleri vardı. Hani bir en vardı. Bir de daha var. Daha neydi? More. Bir de the most. Yani en dediğimiz şey vardı. Türkçe'deki en ve daha gibi. Şimdi bu kalem bitmiş Tonguç'um. Bunu atabiliriz çok. Evet. Şimdi bakalım. Diyor ki Tongül is evet. Nokta nokta Zeynep beautiful. Ha. Tongül Zeynep'ten daha güzel ya da değildir diye. Sence hangisi daha güzel? Tongül is more beautiful than Zeynep. Tongül is more beautiful. Çünkü beautiful uzun bir kelime hocam. Harikasın. Uzun kelime olduğu için more diyoruz. Kısalarda mesela. Amore. Amore. Kısalarda ereki getiriyorduk. Mesela young, younger, short, shorter, fast, faster diyorduk. Ama uzunlarda expensive ya da beautiful gibi şeylerden ne yapıyorduk? More beautiful, more expensive diyorduk. Şimdi Ali is nokta nokta Ahmet. Ali Ahmet'ten daha genç değiliz. Young, hocam kısa bir şey olduğu için younger diyoruz. Evet, young'ı aynen yazacağız ama sonra da ereki getireceğiz. Younger than. Banger banger. Evet, peki ne diyorsun oğlum? Peki den ne demek Tonguç? Hocam den demek hocam. Den Ahmet'ten. Demek, yani, Ahmet'ten daha şeydir. Peki Elif is nokta nokta her daughter. Bu ne demek Tonguç? Shorter. Evet. Elif kızından daha kısadır. Elif Hanım. Öyle şey mi olur ya? Olabilir. Bazen annelerin boynu geçiyor. Mesela sen annenden uzun musun, kısa mısın Tonguç? Boynuz kulağa geçti hocam. Aferin, tebrik ediyorum. Elif is shorter than her daughter. My book is nokta nokta. Tövbe yarabbim. More expensive hocam. Evet. Niye more dedin Tonguç? Hocam çünkü amore çok uzun bir kelime. Amore çok uzun diyorsun. Tebrik ediyorum ben de seni. More expensive. Expensive var mı? Expensive mi? Expensive hocam. Heh, niye? Çünkü zaten more'u dedik. Evet. Bir de den'i unutmayacağız. Niye? Çünkü ondan daha şeydir diyorum. Benim arabam. Senin araban var mı Tonguç? Evet hocam. El arabam var hocam. Oo, çok kaç vites? İnşaatlarda hocam tek vites hocam düz vites. İnşallah güzel. Direkt şey yapıyorum. Güle güle. Sigortasını yaptırdım. Belime kuvvet hocam. Hadi bakalım. More expensive than your book dedik. Peki my car is. Ne diyeceksin sen? Fast uzun mu kısa mı? Hocam fast kısadır hocam. O zaman faster. Fast hızlı demek bu arada. Fast aynı zamanda oruç demek hocam. Gerçekten mi? Aa evet. Doğru. Oruç demek. My car is faster than yours. Benim arabam seninkinden daha hızlıdır dedik ve başka bir alışma. Fiillerin past formlarını yazınız demiş. Past form ne demek Tonguç? Hocam bir şey vardır hocam. Last form vardır. Bir evet. De past form vardır. Atıyorsun evladım öyle bir şey yok. Bak İngilizce'de sen bir kelimeyi diyelim ki öğrenmek istiyorsun. Diyelim ki nedir?
study. Ders çalışmak kelimesini merak edersin, tamam mı? Alırsın eline bir sözlük. Mesela orada bana bir kitap ver bakalım. Bu ne oğlum? Ha, akıl haritaları. 7. sınıf akıl haritaları. Evet. Şimdi sen bu kitap olsun. Tabi bu arada akıl haritalarımızı aldın değil mi Tonguç'un? Aldım hocam. Akıl haritalarımızı aldım. 7. sınıfları aldım hocam. Harika. Türkçe, sosyal, iki haritamız, matematik, fen falan. Tamam, bunları mutlaka incele. Bunu anlatırız. Akıl haritası çok güzel hocam. Ama ben sınıf anahtarını da aldım hocam. Sınıf anahtarını videolarımızı izliyorsun. Evet. Bütün şimdi neyse biz konuyu dağıtmayalım. Şimdi sözlüğü aldın ya. Ama reklam yaptın hocam. Sözlüğü der. Dur oğlum bir dakika, ben stadyumu sayfaları çevirdim, baktın stadyumun anlamını gördün. Ne yazıyor stadyumun karşısında? Ders çalışmak. Ha, bu ders çalışmak dersin. Fakat sen ders çalıştım yani kican dediğin zaman study aynen yazamazsın. Studied demen gerekir. Neden? Çünkü fiilin ikinci hali olduğu için. Ve hatta walk yürümek ya mesela. Walk'u aynen yazamazsın yürüdüm diyeceğin zaman. Walk demen lazım. Yani ED'ye gitmen lazım. Bazen de Tonguç'um, bazen de bir telefonumuz var. Kim arıyor? Hemen bakalım. İngilizce hocam Milletin Bakanı arıyor hocam. Buyurun Sayın Bakan. Hocam ya, evden arıyorlar. Evden arıyorlar hocam sizi. House. Aa vay. Evden arıyorlar house. Sizi. Güzel. Evden arıyorlar. O zaman. Cevap vermemiz. Videodan sonra cevap. Şu anda video. Şimdi devam edelim bak. Studied, walk dedik. Burada şu önemli Tonguç'um. Şimdi eğer bazı fiiller düzenliyse sıkıntı yok. Ama düzensizse ne yapacağız? Mesela come. Come'ı sonra ED'ye getiremiyoruz. O zaman bunu ezberliyoruz. Came oluyor. Anlaştık mı Tonguç? Go, goet olmuyor. Ne diyor? Sen söyle. Goet. Hayır evladım, batırma. Went. Eat. Eat it. Hayır. Eat oluyor. Bak bunlar düzensiz. Baya karışık. See. Saw. Harikasın. Testleri filmleri yaptım. Tebrik ediyorum seni. Played. Ha, bak bu düzenli mesela. Bu regular. Teşekkürler play. Bunlar regular. Bunlar ise düzensiz. Irregular. Watch, irregular. Watch. Watched. Bak bu da düzenli. Sonra E'de iki yürüyorsa. Teşekkürler watch. Bu mantıklı, düzenli, sistemli. Bu ise rezil, iğrenç, pis. Speak. Spoke. Harikasın. Bu da düzensiz. Irregular, pis herif. Drink. Drank. Çok güzel. Drank. Harikasın. Study. Studied. Bu da, evet, bu da düzenli. Sonuçta sadece sondaki Y harfi gidip iyi geliyor. Fazla bir değişim yok ama E'de geliyor. Walk. Walked. Bunu da söylüyorum. Harikasın. Tebrik ediyorum. Kaliteli miyiz aslında? O zaman regular ve irregular fiilleri ezberliyoruz ki sınavda yapalım. Şimdi burada da should ve shouldn't var. Shouldn't ne demek Tonguç? Veya should ne demek? Should hocam yapmalıyım demek. Harika. Shouldn't? Yapmamalıyım. Harika. Mesela sen ne yapmalısın ne yapmamalısın Tonguç? Hocam I should study my exams. Harika. Sınavlarına çalışmalısın. Ne yapmamalısın Tonguç? I shouldn't spit on ground. Ya yere oturmamalısın. Yere tükürmemeliyim hocam. Yere tükürmemelisin. Peki niye yere tükürürsen ne olur? Yere tükürürsem orada bakteriler ve iğrenç bir yeşil görüntü oluşur hocam. İğrenç bir insansın. Nereden nereye getirdin? Şimdi o zaman day nokta nokta cut down trees. Ağaçları kesmek. Ağaçlar kesilir mi kesilmemeli mi sence? Ağaçlar kesilmemeli. Harikasın. Shouldn't. Yaş kesen baş keser demiş atalarımız. O zaman burada shouldn't diyoruz ve hemen hop çikilopti koyuyoruz. Peki bir şey söyleyeceğim Tonguç. I, you, we, they, he, she. Bunların hepsinde should mu geliyor yoksa bazen değişiyor mu he, she, it'te? Bazen değişiyor hocam. Hep hayır, hepsinde. Hep oynuyor ama hep değişiyordu hocam. Hayır, modullarda yani böyle should, işte ne bileyim, shouldn't. Hatta sana biraz daha kopya vereyim. Can, ondan sonra will, işte must. Bu tür şeylerden sonra hep bu hali gelir ve bundan sonra da fiilinde birinci hal gelir. Bu hiç değişmez Tonguç. Hiçbir zaman İngilizce değişmez. Buna benzer başka örnekler de vardı. Onlara şimdi girmeyelim. Daha sen 7. sınıftasın. Burada bunları bileceksin en başta özne. Sonra bunlar hiç böyle I will, he wills falan değil. Hepsi will, can, hepsi böyle gelir. Ve aynı zamanda sonra da hep birinci hal gelir. Şimdi bak burada hep fiillerin birinci hal. Cut, hunt, save, drink, study. Kesmek, avlamak, korumak, içmek ve ders çalışmak. Evet hocam. Şimdi o zaman devam ediyoruz. We nokta nokta we hunt. Should hunt the animals. Hayvanları avlamalıyız. Niye avlayalım evladım? Niye avlayalım? Burada hocam ama güzel yemekler hayır burada lezzetli falan. Ya bazı hayvanlar avlanabilir ama bıldırcın. Bıldırcın oğlum ne kadar sıkıntılı bir insansın ya. We shouldn't. Peki save the world. Biz dünyayı ne yapmalıyız? Korumalıyız. We shouldn't save the world. Aa, her şeyde should derler. I don't care about the world. Ne diyorsun oğlum sen konuşma. Pardon. We should save the world. Biz dünyayı korumalıyız. Dünya bize dedelerimizden miras kalmadı. Torunlarımızdan emanet kaldı Tonguç. Onlara emanet etti. You drink cold. Soğuk su ne yapmalıyız Tonguç? You should drink cold water. Saçmalama evladım. Soğuk su içersen hasta olursun. You shouldn't olsun olacak. Olsun hocam ben seviyorum. Sıcak su içemiyorum ama ben. Sıcak da içme oğlum. Normal serin iç. Böyle hafif buzlu gibi değil. She nokta nokta study hard to be successful. Başarılı olmak için to be successful. Ne yapması lazım? Çok çalışması mı lazım? Çalışmaması mı lazım? Çok çalışması gerekiyor. Harikasın. Çok zekisin. She should study. Bak dikkat etsen ne she'de ne we'de ne you'da hiçbir şey değişmedi. Hep should oldu. Sonra fiilimiz birinci hali geldi ve bitti. Şimdi verilen kelimenin Türkçelerini yazınız demiş. Bunların bazılarını yazacağız bazılarını yazmayacağız. Reality show neydi Tong sence? Hocam Türkçe'de geçmiş sanırım reality show. Reality gösterisi hocam. Dın dın dın. Nasıl mesela? Hocam mesela beyaz show. Hah, beyaz show, reality show. Reality show. Peki quiz show nedir?
Quiz show... Yarışma. Yarışma, evet. Mesela kim bir milyon ister? Kelime yarışması. Kelime yarışması. Bir kelime bir işlem. Bir kelime bir işlem. Bir kelime bir işlem kalmamış. Kelime hazinesi. Susam sokağı. Hala bir dakika. Kim 500 milyar ister? Evet doğru. O da kaldı biliyor musun? Kim 1 milyon ister oldu? Kim 500 milyar... Kim 500 milyar ister kimse istemez zaten. Evet, denizde 300-500 milyar değil yani. Evet. Scuba diving. Scuba diving dalış hocam. Deniz altına dalış. Çok güzel. Cycling. Bisiklet çevirme. Kaliteli bir insansın. Horse riding. Ata binme. Evet. Bak ride binmek demek. Ata binmek olabilir, bisiklete binmek olabilir. Horse riding ata binmek. Documentary. Belgesel hocam. Belgesel. Bunu yazalım bak. Bu zor. Bunlar biraz belki Türkçe'de geçtiği için biliyoruz ama belgeseli belki karıştırsın diye yazalım. Climbing. Tırmanış hocam. Tırmanış. Senin en çok yaptığın şey. Evet. Reptile. Sürüngen hocam. Sürüngen. Benim gibi hocam. Öğrenciler gibi sürüngen. Buraya student'a yazabiliriz. Çok güzel. Öğrenciler neden sürüngen olsun ki evladım? Çalışırsan geçersin derslerini. Tonguç niye böyle düşünüyorsun? Evet. Peki bunu oku bakalım. Teachers hocam. O ne? Etçiller hocam. Öğrencileri hunt ediyorlar. Hayır öyle bir şey yok. Bu da alıyorlar. Karnivora etçiller tam. Paraşütçiler. Hocam etçil hayvanlardan birkaç tane örnek verebilir misiniz? Tabii ki mesela. Can you give some examples from carnivores? Mesela kedi etçil bir hayvandır. Ciğer yer, et yer mesela. Başka aslan etçil bir hayvandır. Bizim kedi acur da yiyor, hıyar da yiyor hocam. Ya, çok seviyor karpuz. O zaman seni ısırıyor olması lazım sizin kedi ısırıyor. Evet hocam beni de bazen tırmalamaya çalışıyor. Çok güzel. Peki paraşütçilik ne olabilir? Türkçe'ye geçmiş paraşütçülük değil mi? Paraşütçülük. Evet hocam. Çok güzel. Kolay kelimeler, başarılı öğrenciler diyoruz. Hemen bunları da bitirelim. Parantezindeki fiilleri simple past tense yani fiilin ikinci haline göre yazınız demiş. Şimdi bazı fiiller İngilizce'de kurallıydı, regular'dı, düzenliydi, diğerleri düzensizdi. Şimdi bunları bir hatırlayalım bakalım. Drink, go, not eat, write. Şimdi başlayalım. I nokta nokta cola last night. İçtim ya da içmedim diyebilirsin. Drank. Drank değil mi? O zaman yazalım. I drank cola last night. Dün gece cola içtim. Keşke içmeseydi. Day nokta nokta to the cinema last week. Geçen hafta sinemaya. Last weekend dediğine göre went diyeceğim. Harikasın Tonguç. Burada sana bıraktık. She nokta nokta at home yesterday. Buraya ne gelebilir sence? She stayed at home yesterday. Evet dün gece evde kaldı diyebiliriz. Stay düzenli fiil olduğu için sadece ed'e iki geldi. He nokta nokta any meal. O zaman bak hiç yemek yememiş. O zaman... He didn't eat any meal. Evet he didn't eat. Bak bu olumsuz olduğu için. Hatırlarsan olumlu da ate'ti ama olumsuz da didn't eat. Şimdi burada sorusunu sormuşuz sormuş. Nokta nokta you your number. Şimdi past tense yapacağız. Bir kere past tense sormayla başlıyordu did de başlıyordu. Did you? Peki wrote mu yani? İkinci halde... Wrote hocam tabii. Hayır. Eski... Write yazıyor. Çünkü zaten burada geçmiş hali var. Did var. Yani nasıl İngilizce geniş zamanda does'dan sonra bir daha eski gelmiyorsa did'den sonra da bir daha ikinci hali gelmiyor. Şimdi burada was were veya wasn't were ile dolduralım demiş. Peki. We'den sonra was mı geliyordu were mi geliyordu? We was. We was değil oğlum. We were. We were. Çoğullarda were. We were at home last night. They... Ne demek hocam we were at home last night? Dün gece evdeydik. Anlamıyorum. They de çoğul oldu. Bak ben tek bir kişiyim tamam mı? O bir tek kişi. Kızlar için o da tek kişi. Bunlar hep was geliyor. I was, he was, she was. Ama biz olunca, çoğul olunca bak biz kaç kişiyiz sonuç? En az 2-3 kişiyiz. Bunlara were geliyor. Onlar bunlara... Yani were'de 4 tane harf var. Was'da 3 tane harf var hocam. Sende ve sizde de gene şey geliyor. Were geliyor. Şimdi they çoğul olduğu için ne gelecek? Were. Ha çoğullarda daha çok harf olan geliyor. Aferin. Evet hocam. She was mı? Were generous mı? Ne demek hocam? Generous cömert demek. They were generous. Ama not demiş. O zaman they weren't generous. Onlar cömert değil diyeceğiz. Peki she careful. She was careful. Evet herhangi bir olumsuzluk vermemiş. She'ye de was gelecek. Çünkü tekil. We not demiş. We weren't happy. Harikasın Tomuç. We weren't happy. He wasn't 2 years. He wasn't 2 years old demek istiyor. 2 years old manasında. 2 yaşında değildi diyor. Tamam. Geçtik son sorumuza. Artık ödüllü sorumuza geldik. Tigers. Tigers ne demek Tomuç? Hocam tiger. I'm a tiger teacher. Ne diyorsun oğlum? Tiger I'm kaplan. I'm a hot tiger. I'm not sorry. Sorry ya. Sorry ne soru ya? Şimdi tigers are nokta nokta. Sorry. Çok da korkuyorsun. Azdan bir şey kaçacak. Evet baby devam ediyoruz. Tigers are animals dedik. Ne olacak buraya? Wild mı? Wild diyeceğiz hocam. Evet niye? Vahşi hayvanlardır. Çünkü neden? Peki, deforestation ne demek hocam? Deforestation ormanların... Tabi olmaz bak. Forest orman demek tamam. Evet, forestation ormanlaştırma. Deforestation da ormanın yok olması. Mesela eğer bir orman var. Desert bu... ne demek hocam? Desert çöl demek Tonguç. Domestic. Domestic evcil demek hocam. Evcil diyoruz bunu da bilelim. Yazdım I am a domestic animal. Sen evcil bir hayvansın. Aferin diyoruz.
Şip olan bitmiyor sonra. Bakayım bir çekim ya. Allah Allah. Lan başka video mu geçti biz yoksa? Evet. O, she prefers ne olacak? She prefers cake. She prefers eating cake. Harika. Niye eat cake olmaz? Drinking cake olmaz hocam. Olmaz. Harikasın. Which book does Tonguç prefer? Tonguç hangi kitabı tercih eder? I prefer red book. Ha. Tonguç diye soruyor. Tonguç kız mı erkek mi? Ben mi sen mi o? Tonguç bir kere ay. Ay değil. Ben aslında ayım ama ya olsun. İşte he prefers. He diye bak. Niye? Çünkü Tonguç hangi kitabı tercih eder dediğin zaman, tamam mı? Ve soru does'la geldiyse cevapta da mutlaka S takısı olması lazım. Yani she prefers ya da he prefers gibi cevap olacak. Tonguç erkek olduğu için de tabii ki de he prefers olacak Tonguç. Başka şansımız yok. Neden? Çünkü does'la geliyor soru ve S takısı da almış sorunun kökü. Ödülü sorumuzu yap. Hemen yorumlara yolla Tonguç. Sonunda hocam çok sevindim. Unutma akıl haritalarımızı tonguçakademi.com'dan alabilirsin. Tonguçakademi.com'da. Hocam sınıf başka videolarımız alırsan, var mı? Başka videolarımız var. Sınıf paketi alırsan eğer Tonguç. Tonguçakademi.com'da özel, YouTube'da olmayan özel videolarımız var. Tüm 7. sınıf videolarını tek tek anlattık. Onları izleyip başarılı olabilirsin Tonguç. Tonguç Akademi'de YouTube kanallarımıza abone olmayı unutma. Facebook'ta, Instagram'da bizi takip et. Bir önceki bir sonraki videomuza bakmayı unutma.